Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Men kana fi kalbihi Allah fe muaynuhu fi ddareyn Allah. Men kana fi kalbihi Allah fe muaynuhu fi ddareyn Allah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve yufevvid emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Hamd, alemlerin Rabbi olan, yaratanımız, yaşatanımız ve yöneticimiz olan Allah'a mahsustur. Salatü selam, biricik önderimiz, rehberimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Selam tüm dinleyenlerim ve insanlığa olsun. Çok aziz ve muhterem mümin kardeşlerim. Okumuş olduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları af edenlerdir. Allah iyilik edenleri sever buyrulur. Ali İmran 134. ayeti kerimesinde. Aziz kardeşlerim, ilme, ibadete, ahlaka, insana saygıya, yardımlaşma ve dayanışmaya önem verilmeyen toplumlarda insanlığın erdem için kaçınılmaz olan bu özelliklere değer vermek olgun mümin olmanın gereğidir. Olgun müminin özellikleri kısaca maddeler olarak şunlardır değerli kardeşlerim. 1. Namazı huşu ile kılmak. Estaizu billah. Kad eflehal müminun ellezinehum fi salatihim haşiun. Müminun suresinin 1 ve 2. ayeti kerimesinde müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu, derin saygı içerisindedirler. Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir haberde Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Bana 10 ayet-i kerime indirildi ki müminlerin hayat yaşantısı bu hükümlere göre olursa cennete girerler müjdesini verdi. Müminin suresinin İlk 10 ayeti değerli kardeşlerimiz. Namaz, belirli şartları taşıyan, müminin yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetlerin başında gelir. Dinin direği, gözümün miracı buyurdu Allah'ın Resulü namaz, günde 5 vakit namazı kılmak her mümin zorundadır. Namazı huşu ile kılmak, farz, vacip, sünnet ve adabına uygun Allah'ı görüyormuş gibi ihlasla kılmak gerekir. Namazı aile reisi olarak bizler eşlerimize, çocuklarımıza da emretmeliyiz değerli kardeşlerim. Çünkü namaz yolda bırakmaz. Namaz duadır. Allah'a sığınmadır. Allah'tan yardım dilemedir. Bütün kötülüklere engeldir namaz. Kabirde suallere kolay cevap verme hususunda yardımcımızdır namaz. Evet değerli kardeşlerim, çok sıkıntılı anların olduğunu Peygamberimiz ashabın anlattığında ashab ağlamıştı. O 5 sıkıntılı ana çare yok mu ya Resulallah demişti de Allah'ın Resulü elbette var buyurdu. Günlük 5 vakit namaz kılanın 5 zor sıkıntılı anında çare olacağını, ilaç olacağını haber vermişti. Sabah namazı kılanların ölüm anında çekecekleri sıkıntıya çare olduğunu, ilaç olduğunu, kabir karanlığına kıldıkları öğlen namazının aydınlık olaraktan imdadına yetişeceğini, kabirde münker ve nekir meleklerin suallerine
kılmış olduğu ikindi namazı hazır olarak yetişip cevap vereceğini ve kıyamet gününde o mahşerde amel defteri sağından mı solundan mı gelecek diye endişe ettiği bir anda insanların dizlerine, göbeklerine, hatta gırtlaklarına kadar ter içerisinde korkudan dolayı kaldıkları bir anda kılmış oldukları akşam namaz imdada yetişip çare olacak, ilaç olacak. Evet, Sırat Köprüsü'nden, cehennemin üzerine kurulmuş olan Sırat Köprüsü'nden hızlı geçebilme hususunda ise kılmış olduğumuz yatsı namazları bizlere imdadını yetişecektir. Bu açıdan Peygamber Efendimiz, çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namazı emrediniz. 10 yaşına geldiklerinde oruç tutmalarını sağlayınız. Eğer yapmazlarsa hafifçe onları ikaz ediniz buyurmuştur. Evet değerli dinleyenlerim, olgun mümin olmanın özelliklerinden ikincisi Allah yolunda infaktır. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın buyurur Allahü Teala Bakara suresinin 267. ayet-i kerimesinde. Peygamberimiz iki kişiye kıpta edilir. Bunlardan biri Allah'ın lütfundan kendisine mal verip de bu malın bir kısmını Allah'ın yolunda harcayan kişidir. Diğer gıpta edecek kişi ise yine Allah'ın kendisine verdiği hikmet ve ilimle gerektiği yerlerde hükmeden ve ilmi başkalarına öğreten kişiye gıpta edilir buyurmuştur. Olgun müminin özelliklerinden bir diğeri sabırdır. Sabırlı olmaktır değerli kardeşlerim. Bismillah. Ya eyyühellezine amen üsteinu bis sabri ve salah. İnnallâhe ma'as sabirin buyrulur. Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inandığını söyleyenler, Allah'tan sabır ve namazda yardım isteyiniz. Bir ayetin devamında da başka bir ayette Bismillah ve lenebluvenneküm bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naksi minel envel vel enfüsü ve semerat ve beşşiris sabirin. Biz sizi biraz korku, açlıkla, mallarınızdan, canlarınızdan, ürünlerinizden eksiltmek suretiyle deneriz buyur Allahü Teala. Ey Resulüm, sabreden kullarımı müjdele buyuruyor. Bu açıdan değerli müminler, sabredilmesi gereken hususlar, imanı son nefese kadar koruma hususunda sabır, ibadet ve itaatlarımızı Allah'a karşı yerine getirme hususunda sabır, günaha, inkara düşmeme hususunda sabır, musibetler karşısında sabır, zaman isteyen işlere karşı sabırlı olmamız gerekmektedir aziz kardeşlerim. Evet, olgun müminin özellikleri itibariyle hilim sahibi olmak, öfkeye hakim olmak. Peygamber Efendimiz'e bir sahabi geldi. Ya Resulallah, bana nasihat eder misin dediğinde la tagdab, kızma, öfkelenme, haydi buyur gidebilirsin buyurdu. Öfkelenmemek değerli kardeşlerim. Ahde vefa, emanete riayet etmek, affedici olmak, güvenilir olmak. Peygamber Efendimiz'e müşrikler son derece güveniyorlardı. Peygamberimiz güvenilir kişi idi. Müslümanların da her konuda Peygamber Efendimiz'i kendisine örnek almaları, Resulullah'ın ahlakı ile özellikleriyle özellikle uygulamaları gerekir. Çünkü Allah Resulullah'ı insanlığa örnek şahsiyet olarak, numune olarak göndermiş, Allah'tan aldığı emirleri bizatihi şahsında yaşamış ve insanlara tebliğ etmiştir. Bizler de Resulullah aşkıyla, Resulullah sünneti seniyesine yapışarak, Resulullah'ı severek, emir ve yasaklarına riayet ederek hayatımızı sürdürmeliyiz değerli kardeşlerim. Evet, Sevban Allah Resulü'nü çok seviyordu. Dedi ki ya Resulallah, bahçede, hurma bahçemde çalışırken sen aklıma düşüyorsun. Çapamı kenara bırakıp koşuyorum seni görmek için, yanına geliyorum.
Ama öleceğim. Ben öldükten sonra belki cennete giderim. Siz ise peygamberlerle beraber cennette üst derecelerde olacaksınız. Orada sizi göremeyeceğim de üzülüyorum ya Resulallah dediğinde Allah'ın Resulü kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Ve Allahü Teala'nın ayeti kerimesini hatırlattı. Ve men yutillahe ve rasul fe ulaike ma'allezine en'ame Allahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkine ve şühede ve salihin ve hasune ulaike rafiqa. Sadakallahu azim. Kim Allah'a ve Resulüne inanırsa, itaat ederse, iman ederse Allah'ın kendilerine nimetler verdiği kişilerle cennette beraber olur. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salih, muttaki müminlerle cennette o kişi beraber olur. Bunlar da ne güzel arkadaştır. Ve hasune ulaike rafiqa. Onlar ne güzel arkadaştır buyurdu değerli kardeşlerim. Evet, olgun Müslüman olmanın özelliği itibariyle güvenilir olmak. Müslüman güvenilir kişidir. Müslüman herkese güneş misali faydası dokunan kişidir. Faydasız işlerden, boş sözlerden uzak durur Müslüman. Müslüman merhametli ve şefkat sahibidir. Müslüman emri bil maruf ve nehyi anil münker yapar. Günahlarda da asla ısrar etmez. Cenab-ı Hak cümlemizi bu ilkelere uyan ve tatbik eden, Allah aşkı ve Resulullah sevgisiyle yaşayan salih kullarından eylesin. Cenab-ı Hak cümlenize sağlık, afiyet, hanelerinize huzur ve bereketler ihsan eylesin. Çoluğunuz çocuğunuzu aklı selim olarak işlerinde ve derslerinde başarılı kılsın. Cümlemizi gönül görünmez kaza, bela ve musibetlerden Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. İçinde bulunmuş olduğumuz şu sıkıntılı virüslerden bir an önce bizleri kurtarıp ümit ettiğimiz refah olan hayırlı günlere kavuşmamızı bizlere yardımcı olsun inşallah. Cümlenizden Allah razı olsun. Allah cümle ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.